Alişan'la nasıl tanıştınız? Aa. Alişan. Arabasını yaptın mı? Bu arabayı sen mi yapmıştın? Alişan'dan çok para aldım. Sessiz ol duymaz. Alişan'ı aradım. Bir şey söyleyeceğim. Alişan şimdi ilk abi. Benim Cemal diye bir dostum var. Dedi ki ya dedi Erbakan dedi Alişan'la sana geleceğiz. Telefona bağlayabiliriz ha. Alişan. Olur abi. Alişan'ın dedi sana dedi getireceğim dedi. Olur dedim. Ama ben Allah biliyor askerde abi Diyarbakır'da askerlik yapıyorum. Alişan'ı televizyonda gördüm. Dedim ki ya Rabbim şu adam da beni dost etti. Allah biliyor çok samimi bir dua ettim. Çok içim ısındı. Böyle o güne kadar tanımıyorum. İşte 2000 mi 2001 Alişan baktım Cemal'le bana geldi. Ya daha gördüğüm zaman birbirimize sanki kardeş olduk. O gün ve bugün abi elhamdülillah biz kardeş ötesiyiz. Yani ben dostum. Alişan öyle bir adam. Arabasının bu... O dönem bir de ilk tanıştık. Buna bir araba yaptım. Bundan bir para aldım. Halen onu konuşuyor. Diyor ki benim param aldım. Oğlum dedim o zaman aldık yapacak bir şey yok yani. İstersen geri vereyim yani. Yani güzel bir dostluk oluşmuş. Ben kendisiyle konuştum. Diyor ki Erbakan benim canım. Benim için de öyle abi. Ama Alişan diyor ticaretimiz ayrı diyor yani. Canız ama o ticaretini yapar. Kesinlikle o da aynı. Ben ya biz Alişan benim büyük konuşmak istemem ama bu çok bence çok ağır bir sözdür. Çok kolay kullanılacak bir kelime değildir. Alişan gibi böyle 2-3 tane daha böyle dostum vardır benim. Bir tanesi burada oturuyor Seda. Hoş geldiniz. Yani Alişan'ı arasana de ki seni nasıl kazıkladığımı anlatacağım. Mikrofonu da şuraya tut Allah aşkına yapsana. Beni. Dur görüntülerim. Evet. Ama görüntü şey yapacağım. Görüntülü ara de ki bak. Bak neredeyim diyeyim hala bile şu an. Ama şurası duysun yani bak şurası. Tamam. De ki seni anlatıyorum. Bu araba sen bağlayana kadar şeyi söylesene. Bu takla atan kaza geçirdiği aracı sen mi yapmıştın? Yok hayır. O standart bir araba. Yani onu bir galeriden aldı. Standart kullanıyordu. Hmm. Zaten ailesi de kullandığı bir araç. Benim yaptığım bir araç değil. Benim yaptığım araçlar öyle olmaz abi. Rahat ol. Hodey. Karışma ben. Ya sen daha Kürtçe bilmiyorsun. Hodey. Öğretirsin abi sorun yok. Öğrenme açık bir insanım biliyorsun. Dur abi. Alişan'ın kaza geçirdiğini öğrendiğinde ne hissettin? Böyle bir şey ona ulaşana kadar hadi abi nefesim kilitlendi. Alişan'ın telefonuna ulaşamadım. Oradan bir arkadaşımı aradım. Kardeşim kaza yapmış. Allah hakkı için yetiş bana haber verdi. Bak tüylerim diken diken oldu. Evet. Ve başka bir şey daha söyleyeyim mi? Alişan kazadan yaralanmadan ailesiyle beraber kurtulduğu için Allah şahidindir. Şükür namazı kıldım. Allah kabul etsin. Dostluk benim dünyamda başka bir şeydir Hadi abi. Ben iki şeye inanırım. Bir itibara, iki dostluğa. Ben itibarlı bir insanım elhamdülillah. Hayatım boyunca bir tane insan bana sen şu sözü söyledin bunu yapmadın diyemez. İkincisi de dostlara olan ve dostlarına önem veren insan. Sesini işte ulaştıktan sonra bir tüyo aldım. Ulaşıyorsun, ağlıyorsun sen. Ağlayarak konuşuyorsun kendisiyle. Yani abi işte 20 küsur yıllık bir dostluk. Yani şu an bile duygulandı mesela. Alişan. Bu sadece Alişan için değil. Benim diğer bir dostumun da başına böyle bir şey gelse Allah göstermesin. Senin de başına bir şey gelse Allah tabii göstermesin canım. Ama inan cız ederim yani. Çünkü seni ayrı severim biliyorsun hadi Allah abi. Razı olsun. O yüzden abi hadi abi yani insan dostları için bence var olmalı. Fakat beni orada ne etkiledi biliyor musun? Alişan'ın o açıklama yaptığı zaman en çok beni etkilendi. Sana yemin ediyorum. Ben açıklamasını izleyemedim. İzlediysem taş olayım. Bak. Ne dedi? Ben gözyaşlarıma hakim olamadım. Neye? Orada anlatıyor işte kaza geçirdik şöyleydi böyleydi. Fakat o evdeki kadın var ya abi bir sarılıyor. Değil mi? Çocuğun üstüne bak, evet onu Alişan'la biz özel kapanıyor. Olarak konuştuk. Yani bak yemin ediyorum şu anda bile doluktum. O hadi çocuğun üzerine. Alişan sanatçı evet sanatçı anlıyorsun çok iyi tanıyorum. Yani çok arkadaşım o var. O abi o kadının ya abi çok güzel bir duygu ya. Değil yani mi? Kadın
önce çocuğun üzerine anası gibi atlıyor. Ya. Paralı bir insan, çalışan. Evet, değil mi? Parayla çalışan bir kadın. Ama bu neyi gösteriyor? İşte bu neyi gösteriyor? İnsanlığı. Alişan'ın ne kadar adam olduğunu gösteriyor. Evet. Hadi abi. Vallahi bak, doğru söylüyorsun. Tabii abi, bu kadının yaptığı önemli bir şey ama bu kadın bunu niye yapar? Ve Alişan nasıl içten sığınıyor? Hadi Alişan onu ailesi gibi yormuş, ailesinden ayırmamış, hiç ona farklı bir davranış olmamış, ne yemişse onu yedirmiş, ne içmiş. Anlıyor musun? Ya Alişan böyle bir adam abi. Şey, Erbakan, ben başka bir şeyden bahsediyorum. Bak, kadın paralı, çalışan birisi, evet. Ya, maaşlı birisi. Yani kaza esnasında kendi derdine düşmesi gereken birisi. Doğru. Ama o depremde, depremlerde biz görüyorduk. Ana evladına sarılıyor. Aynen. Böyle bu şekilde bir cesetler gördük. Bu aynı öyle bir şeydi. Tabii. Kadın canını ortaya atıyor. Bebeğe bir şey olmasın diyor. Ya inanılmaz bir şey. Çok güzel i̇şte bir şey. Benim dostumun nasıl bir adam olduğuyla alakalı bir şey bu. Çünkü o insana siz evinizde farklı davransanız o sizin çocuğunuz o muameleyi yapmaz. Belki içgüdüsel olarak insanlığından dolayı bunu bir şekilde yapabilir ama emin ol Hadi abi, özellikle insanlar çalışıyoruz biliyorsunuz. Bizim yanımızda çok insanlar çalışıyor. Bunu birinin size yapabilmesi için sizde başka bir şey bulması lazım. Alişan gerçekten, buna emin olabilirsin, çok özü düzgün bir adam. Ben Alişan daha sanatçı olmamış, o zamandan beri tanırım. Değil mi? Tabii. Alişan'ı, Mahsun Kırmızıgül'ü gelirlerdi. Ben Meydan Gazetesi'nde çalışırdım o zaman. Gelirlerdi. Böyle şey, yeni yeni, daha yeni çıkmışlar. Haberleri olacak, haberlerin. Mahsun var ya, yemin ediyorum. Hadi abi, beni bir ünlü yap diyor. Hey canım benim. Bak Mahsun. Benim Mahsun'la çok bir diyaloğum yok. Alişan'ın tarafı tanırım. Böyle birkaç selamım var. Çok tanımıyorum. Ama dediğim gibi sanat camiasında çok arkadaşım vardır. Çok da güzel adamlar vardır. Ama tabii Alişan benim dediğim gibi dostum, kardeşim. Aradın mı? Arıyorum abi. Devari. Alişan Kürtçe biliyor mu? Zahmet. De ki ben burada... Canlı yayında, şu an canlı yayında mıyız? Evet. Senin kanalında. Hadi Özışık YouTube kanalında. Ama buraya mikrofonu buraya ver. Açtığında oraya ver. Alo. Canım. Söyle canım. Nasılsın canım? Mikrofonu ver, mikrofonu. Canım, bu durumdayım. Çok şükür mutlaka gelebildim. Elhamdülillah. Alişan, Alişan canlı yayındasın, dikkat et. Bak şu anda Hadi abi biliyorsun. Hadi Özışık, internethabergazeteoku.com. Şu anda birlikteyiz. Evet. Canlı yayında YouTube kanalında seni konuşuyorduk. Kazandan dolayı geçmiş abi. Olsun diyor. Allah biraz olsun, sohbet ettik. Çok çok selam. Hadi abi, bir şey diyor musun Alişan'a? Abi, bütün millete bir mesaj göndersin. Millet onun için çok üzüldü. Allah razı olsun herkesten. Şu an kankam. Can. Şey, bir yerdeyim. Tamam. Seni seviyoruz. Seni çok şey var ya. Seni seviyoruz. Tamam. Çok çok selam söyle Fiko'ma da. Aleyküm selam. Bir ara, bir sayı zamanda bir araya geleceğiz. Dikkat et kendine canım. Canım, öpüyorum kankam. Bay bay kankam. Ya burada böyle konuşma millet. Yani canım, bebeğim falan. Ne lan? Abi, bir şey söyleyeyim sana. Yani nerede olursak olalım, o benim telefonumu açar. Nerede olursam olayım ben onun telefonu çalarım ama durumu söyleriz falan filan. Fakat yani, Alişan'da kibir yok abi. Yok. Abi, bir şey söyleyeyim sana. Ben sana bir şey söyleyeyim. Alişan'da kibir yok. Şöyle. Telefonla aradım kazadan önce. Hmm. Daha kaza geçirmemiş. Bir çay alabilir miyim canlar? Dedim ki la getirin çay, sonra arabamızı iyi yapmaz valla. Ne kahve var bu canlı ya. Ondan sonra şey. Buraya mı atıyoruz? Abi doğrudan aradım. Mustafa ya. Buraya mı? Adamsın. Tak telefonunu açtı. Tabii açar abi. Ya abicim, biz belediye başkanlarına ulaşamıyoruz. Bırak, belediye başkanının özel kalem müdürünün yardımcısına ulaşamıyoruz. Açtı abi, anlattık, konuştuk, bu kadar. Yok hadi abi, yani ben diyorum ya, hani eğer insan geçmişiyle alakalı barışık değilse, geçmişini unutuyorsa, Alişan'ın en büyük özelliği şudur abi. Hiç değişmedik. Biz 20 küsur yıldır arkadaşız. Telefonla böyle mi konuşuyorsun? Canım, evet. Bebeğim. Daha da bir şey söyleyeyim. O bir şey müsaade olsaydı var ya. Sen bizim konuşmamızı izle. Dersin ki ne yapıyorsunuz ya falan. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Sıkıntımız yok yani. Candaş.